bu dersimizde sizlerle beraber üslü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi hemen derse başlayalım. Bu tarz sorularda yapmamız gereken şey arkadaşlar çok dikkatlice soruyu okumak. Yandaki şekil bir zar modelinin açılımıdır. Emre, Ediz ve Enes bir oyun oynamaya karar verirler. Oyunun kuralı şöyledir. Hepsi birer defa zar atacak. Atılan zarda üst yüze gelen sayı sayının kuvveti olacak. Zemine gelen kısmı ise sayının tabanı olacak. Hepsi birer defa zarı atınca üst yüzeyine Emre'nin 3 Edizin sıfır ve enisin eksi bir geldiğine göre en büyük sonuç hangisinin olur demiş bize şimdi arkadaşlar bakın burada bir zar modeli yani bir küpün modeli var şimdi burada önemli olan şey karşılıklı hangi sayılar gelir yani mesela eksi bir üst kısma geldiği zaman bunun karşısında ne olacaktır artı bir olacaktır bu da zeminin üzerine gelecektir mesela eksi 2 üst kısma geldiği zaman 3 bunun alt kısmına dek gelecektir. İşte ya da 0 geldiğinde de 2 bunun alt kısmına dek gelecektir. Yani bunlar karşılıklı kısımlardır. E şimdi Emre, Emre'den bahsedelim şimdi. Emre diyelim şöyle şuraya yazalım. Emre. Emre'nin ne yapıyormuş arkadaşlar? Atınca üst, üst yüzeyine bakın ne geliyormuş? Üst 3 geliyormuş. Bunu kuvvet olarak yazacak. Yani Emre şu şekilde 3 yapacak. Peki 3'ün karşısına kim geliyor? Eksi 2. Demek ki bu da zemine geleceği için tabana da eksi 2 yazacağız. Ve Emre'nin sayısını eksi 8 olarak hesaplayacağız. Şimdi gelelim Ediz'e. Ediz'i de nereye? Şuraya yazalım. Ediz diyelim. Şimdi arkadaşlar Ediz'de ise üst yüzeye ne gelmiş sıfır yani bunu kuvvete yazacak tabana ise ne gelecek arkadaşlar sıfırın karşısındaki iki gelecek bunu da zemine yazacak yani tabana yazacak bu da bir olmuş olacak bakın Ediz Emre'den daha büyük bir sonuç almış oldu daha sonra da enis var şimdi enise bakalım Enis de üst yüzeyine eksi 2 geldiği için tepeye eksi 2 yazacak. Eksi 2'nin karşısında ise ne var bakın arkadaşlar. 3 var bunu yazalım 3. Buradan ne gelecek? 1 bölü 9 gelecek öyle değil mi? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar 1, 1 bölü 9 ve eksi 8. Bu negatif sayı olduğu için emre en küçük olacak. Yani şöyle yapalım. Emre hepsinden küçük olacak. Daha sonra bu basit kesir olduğu için enis gelecek. En büyük sonucu ise edis almış olacak arkadaşlar. Bakın yeni nesil sorular zor değil. Sadece dikkatli okuyup tek tek yazarak çözmek gerekiyor. Buradaki sorumuzda ise bir araç var bakın Bodrum'dan Bolu'ya gidiyor. Şekilden benim anladığım bu. Şimdi soruyu okuyacak olursak Bodrum ile Bolu arası 209 kilometredir. Bir araç bu yolun dörtte birini 205 kilometre bölü saat hızla geri kalanı ise 206 kilometre bölü saat hızla gittiğine göre toplam kaç saatte Bodrum'dan Bolu'ya gitmiştir diyor. Şimdi ilk önce şunu yazalım arkadaşlar. Bunun yolun uzunluğu neymiş? 2 üzeri 9 yani bu yol uzunluğu 2 üzeri 9 kilometreymiş. Bu 2 üzeri 9'un dörtte birini bulabilmek için 2 üzeri 9'u 1 bölü 4 ile çarparız. Yani çeyreğini bulabilmek için bir nevi 2 üzeri 9'u 4'e böleriz. 4'te 2'nin karesidir. O da ne olur bakın arkadaşlar 2 üzeri 7 olur. Bu bunun 4'te 1'i. 4'te 3'ünü bulabilmek içinse çünkü geri kalanını da soruyor bana. Hemen şöyle yazalım. 4'te 3'ü içinse 2 üzeri 7'yi 3 ile çarparız. Yani yolun ilk kısmını bu, bu yani 2 üzeri 7 olarak gidecek. İkinci kısmını da 2 üzeri 7 çarpı 3 olarak gidecek. 4'te 1 buysa 4'te 3'ü 3 katıdır diyoruz. Tamam Şimdi ilk kısmını yani 4'te 1'lik kısmını 2 üzeri 5 km bölü saat hızla gittiğine göre. Arkadaşlar biz süreyi bulabilmek için yolu hızla böleriz. Yani ilk süre 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 5 olacaktır. Buradan 2'nin karesi yani 4 saat gelecek. İlk kısımdan 4 saat geldi. Şimdi ikinci kısma bakacak olursak geri kalanı ise 2 üzeri 6 km bölü saat hızla. Yani yapmam gereken şey 2 üzeri 7 çarpı 3 yani yolun geri kalanını ne yapacakmışım arkadaşlar? 2 üzeri 6'ya bölecekmişim. Şu ikisini de işlem yapacak olursak 2 çarpı 3 olur. Buradan da 6 saat gelmiş olur. E toplamı soruyor bize. 4 saat birinden 6 saat birinden toplamda 10 saatte alacakmış bu yolu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi sıradaki sorumuzu okuyacak olursak, günümüzde kullandığımız sayı sistemi sıfırdan dokuza kadar rakamlara sahip olan onluk sayı sistemidir. Eğer dörtlük sayı sistemini kullanacak olsaydık, rakamlarımız 0, bir, iki ve 3 olurdu. Yani onluk sayı sisteminde sıfırdan dokuza kadarsa, dörtlük sayı sisteminde sıfırdan 3'e kadar olacak. Öyle değil mi? Şimdi 2031 sayısını 2 çarpı 4'ün 3. kuvveti, 3 çarpı 4'ün 1. kuvveti ve 1 çarpı 4'ün 0. kuvveti olarak çözümleyip sonucu 141 buluyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın birler basamağı diyorduk hatırlarsanız. Birler, onlar, yüzler, binler. Onun kuvveti olarak gidiyordu. E dörtlük sistemde 4'ün kuvveti olarak gider. Yani 4'ün 0. kuvveti, 4'ün 1. kuvveti, dördün karesi ve dördün üçüncü kuvveti şeklinde. O halde ne yapıyoruz biz? Bu iki sayısının e, basamak adı dördün üçüyle çarpıyoruz. Sonra üçü, 3'ü de ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki sıfırı dördün karesiyle o yok çünkü sıfır olduğu için. Üçü dördün birinci kuvvetiyle biri de dördün sıfırinci kuvvetiyle çarparak sonucu hesaplayacağız ve 141 bulmuş burada. Şimdi bu bizim örneğimizdi. Diyor ki, yukarıda verilen bilgiye göre. Üçlük sayı sisteminde 2010 sayısının değerini çözümleyerek hesaplayınız. Şimdi 2010. Bunu hesaplayacağız. Arkadaşlar üçlük olduğu zaman burası 3'ün sıfırıncı kuvveti, 3'ün birinci kuvveti, 3'ün karesi ve 3'ün üçün üçüncü kuvveti olacak. Yani yazarken 2 çarpı diyeceğiz. 3'ün üçün üçüncü kuvveti artı sıfıra gerek yok. 1 çarpı diyeceğiz. 3'ün birinci kuvveti ve buradaki sıfıra da yine gerek yok. Buradan ilerleyecek olursak bakın. 2 çarpı 27 artı 3 olmuş oldu arkadaşlar. 3 kere birden. Bu da 2 ile çarparsak 54 artı 3 oldu. Ve sonucumuzu 57 olarak hesapladık. Yani ne kadar zor gibi gözükse de aslında mantığını anladığınızda o kadar kolay bir soru. Yukarıda kelimelerin heceleri ile oluşturulan bir bağıntı verilmiştir. Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar madem kelimelerin heceleri o halde biz bunu bir ayıralım. Mesela kalem nedir? Kalem değil mi? Sonra silge nedir? Silge yani bu kuralı keşfetmeye çalışalım. Ataç A taç öyle değil mi? Şu şekilde. Daha sonra kitaplık ki tap lık şeklinde arkadaşlar bakın 3 ece. Şimdi burada ne yapmış? Kalem demişiz 3'ün karesi demiş. Silgi demişiz 2'nin 3. kuvveti demiş. Peki şöyle bir şey olabilir mi acaba? Buradaki 2 harf var. Burada 3 harf var. 3'ün karesi yani 3'ün karesi yazsam. 2'nin 3. kuvveti olur mu? 2'nin 3. çünkü 2 harf var 3 harf var. Sonra 3 harf var 1 harf var. Yani 3'ün 1. kuvveti olur. Sonra bakın burada ne yapmış? 3 harf var üzerine bir daha 3. 3. Bunun da üzerine iki harf. Gördük mü? Yani kuralı bulmuş olduk arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sağdan sola doğru hecelerdeki kelimeleri üstlü ifadeye çeviriyoruz. Peki elbise ne olacak şimdi? Onu bir yazalım. El bi se. Yani bakın 2 2 2. O halde 2'nin karesi şuradan gidiyoruz 2'nin karesi bunun da üzerine şuradaki 2'yi yazacağız yani burada üstün üstü çarpılır 2'nin 4. kuvveti buradan da 16 olarak a sayısını hesaplamış olacağız arkadaşlar Burada da yine bir soru tipimiz var. Biliyorsunuz oldukça çok karşımıza geliyor bu soru tipi. Yanda verilen tabloda kenarlarında verilen bir bulunduğu kısmın satır ve sütunlarının çarpımına eşittir. Tamam. Yani neymiş arkadaşlar? Burayı çarpınca 1, burayı çarpınca 1, burayı çarpınca, burayı, burayı, burayı çarpınca 1 e elde ediyorum. Şimdi buna göre 2 üzeri -5, 2 üzeri -4, 2 üzeri -1, 2 üzeri 0 ve 2 üzeri 1 sayılarının tabloya yerleştirildiğinde elde edilen sonuca göre a/b bölü B kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar bakın bu ikisini kapatmış. E şimdi buranın çarpımının 1 olabilmesi için direkt buradaki sonucun 1 olması lazım. O da ne var bakın burada 2 üzeri 0. Bunu ilk önce buraya bir yerleştirelim. Tamam. Daha sonra şuradaki çarpımın 1 olabilmesi için B yerine şu 2 üzeri 5'i 1 yapacak şekilde 2 üzeri eksi 5'i koymamız gerekecek. Aynı mantıkla buradaki çarpımın da 1 olabilmesi için A yerine 2 üzeri eksi 4'ü koymamız gerekecek. E daha sonra şimdi bunu koyduk. Değil mi? 2 üzeri eksi 5'i koyduk. 2 üzeri eksi 4'ü koyduk. Şu ikisini de ister buraya 2 üzeri eksi 1 koyalım. Değil mi? Çünkü 5 var. 5 yok etsin. Daha sonra buraya da 2 üzeri 1'i koyalım. Çünkü e, burada ne olsun? 2 üzeri 5 olsun. Buraya 2 üzeri eksi 5'ti. Bunları da 0. 2 üzeri 0 haline getirsin ve sonuç 1 olsun. Bu şekilde bu tabloyu doldurduk. İstediği yeri artık bana sorabilirdi. Bana A ile B'yi sormuş. O halde A'yı ben 2 üzeri eksi 4. B'yi de ben 2 üzeri eksi 5 olarak buldum. A'yı B'ye bölecek olduğumda ise 2 üzeri eksi 4'ü 2 üzeri eksi 5'e bölerim. Üstler çıkar yani eksi 4'ten eksi 5 çıkarırsak şayet 2'nin birinci kuvvetinden 2 olarak hesapları sorumuz arkadaşlar.